Hepinizin tarihin geçmişlerinden beri bildiğimiz ve hayat sürecimizde şahit olduğumuz kadarıyla bilinen o ki Türkiye Cumhuriyetimiz son yıllarda uzun yıllardır ülkemizi bölerek devletçiklere ayırmak ve özellikle Güneydoğu'da bir terör devleti kurmak üzere milli birlik ve beraberliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizi ve bayrağımızı hedef alarak ülkemizin başına bela olan, binlerce ocağa ateş düşüren, ekonomimize büyük darbe vuran, huzurumuzu ve can güvenliğimizi yok eden terör belası ile mücadelede önemli adımlar atmaktadır. Terörle mücadele konusunda adeta tarih yazılmaktadır. Terörün kökünün kurutulması için bütün hedefler yerle bir edilmektedir. Bu kararlı tutum terörist ve terörist yardakçılarını rahatsız etmektedir. Bu mücadeleyi ortaya koyanlar sürekli hedef gösterilmektedir. Ayrıca terör örgütlerinin hedef ve eylemlerini meşrulaştırmak için meşru zeminlerde ve yüce meclisimizde pervasızca konuşmalar yapılarak teröristler ve terör eylemleri akıllarınca meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Buna karşılık tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet şuuruyla hareket ederek milli ve dik duruş gösteren, yeri geldiğinde gözünü budaktan sakındırmayan, yeri geldiğinde de sözünü muhatabından esirgemeyen milletvekillerimizin bir tanesi de şehrimizin evladı Salih Cora'dır. Salih Cora vekilimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ve komisyon çalışmalarında sergilediği bu ilkeli ve milli tutum ve davranış bölücü zihniyette olanlara sürekli rahatsızlık vermektedir. Bu rahatsızlık 7 Aralık tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Salih Cora vekilimizin açık hedef gösterilmesi ve bıçaklanmakla tehdit edilmesi şeklinde bir skandalla açıkça kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş'ın 7 Aralık günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması sırasında Yenilikçi Parti Genel Başkanı Sayın Öztürk Yılmaz'ın bıçaklı saldırı sonucu yaralanma hadisesini konu ederek kendisine geçmiş olsun dileğini ilettiği bir anda vekilleri terör örgütü tarafından tespit edilen malum partinin adını dile getirmekten haya ettiğim bir vekili meclis kürsüsüne doğru darısı Salih Cora'nın başına şeklinde bağırarak vekilimize hedef göstermiş ve bıçaklı saldırıyla tehdit etmiştir. Şahsım ve bütün Konya halkı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunmuş olmasını zul addettiğim bu kişiyi, zihniyetini ve davranışını esefle ve şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Terör ve terör uzantılarının temel amacı bu duruşta olan kişileri yıldırmaya, sindirmeye ve pasif hale getirmeye çalışmaktır. Elbette ki Salih Cora bu toprakların yetiştirdiği ve ailesinden şehit veren birisi olarak ne korkacak, ne sinecek, ne de yılgınlığa kapılacaktır. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü ve milli birlik ve beraberliğimiz konusunda her zaman, her yerde ve her şartta gösterdiği şuurlu, kararlı ve dik milli duruş gibi olay sırasında meclis kürsüsünden anında muhataba karşı verdiği cevaplarla hodri meydan diyerek meydan okumuş olması da hemşehrileri olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Türk siyaseti zaman zaman ağır imtihanlar vermiştir. Siyaset özü itibarıyla bizlerin temsil edildiği ortam ve bizleri temsil eden kişilerden mütevellittir. Dolayısıyla böyle durumlarda siyasete ve siyasetçiye sahip çıkmak milletimizin
esasında kendine ve kendi iradesine sahip çıkmaktır. Şayet bu ruh milletin şuurunda canlanmazsa yönetim ve organizasyonlar adım adım şiddete teslim olmaya doğru gider ve belli bir süre sonra da aciz durumda kalarak siyasetin üzerine karabasanlar gibi vesayet odakları çöker. Belli ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabe metninde işaret ettiği dahili ve harici petahlar varlığını ve faaliyetlerini halen bugün de sürdürmektedirler. Bütün bu ahval ve şerait altında irademizin temsilcisi vekilimiz ve vekillerimiz de onları seçen irade sahibi bizler de ne yapacağımızı gayet iyi bilmekteyiz. Bilinmelidir ki hepimizin ortak değeri olan bu ülkenin milli birlik ve beraberliği ve bölünmez bütünlüğüyle ona sahip çıkan Salih Çora ve Salih Çora gibi vatanperverlerin güvenliği söz konusu olduğunda bütün Tonyalılar, bütün Trabzonlular siyaset üstü bir yaklaşımla Salih Çora'da arkasındaki bizler de her şeyi bir kenara koyar, ne gerekiyorsa onu yaparız. Bu ülke adına düşman okları kime yönelmişse onunla beraberiz, ona sahibiz. Bundan kimsenin bir şüphesi ve tereddüdü asla olmamalıdır. İşte bugün buraya gelen herkes bu bilinçle ve şuurla kendisine, kendi seçtiği vekiline ve onun savunduğu değerlere sahip çıkmak için buradadır. Hepinizi kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ve hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bizler bu anlayış ve yaklaşım içinde, birlik beraberlik içinde olduğumuz müddetçe hiçbir fitne, fesat doğumu aramıza çimlenemeyecek. Hiçbir tehdit de asla bir mana ifade etmeyecektir. Salih Çora bizim için çok mühimdir. Göz bebeğimizdir. Gece gündüz çalıştığına yakinen şahit olduğum ve ilçemize tarihi değerde birçok hizmetin gelmesine vesile olduğuna hepinizin şahit olduğu çok değerli bir evladımız, bir Trabzon'umuzun vekilidir. Tonya Yeni Devlet Hastanesi, İskenderli Tonya Karayolu ve Çaybağ Tonya Karayolu inşaatları, Dere Islahları, Kadıralık Yayla Yolu, Milli Eğitim alanındaki yatırımlar, spor alanındaki yatırımlar, yüksekokul ve yurtlar, binaların çepe düzenlemeleri gibi şehrimizin imarı ve güzelleştirilmesine yönelik çalışmalar, TOKİ konutları ile ilgili çalışmalar, turizm yatırımları, süt fabrikamız ve diğer tarımsal yatırımlar, Canikdere Şelalesi yürüyüş yolu, güneş enerji santrali, yol beton ve asfaltlamaları, belediyemizin makine parkını güçlendirilmesi, jandarma yerinin otopark ve park yapılması, pazar yeri otopark, düğün salonu ve gençlik merkezi tesis inşaatı, yüzlerce gencimizin iş sahibi yapılması gibi ilçemizle ilgili daha birçok hizmette emek ve büyük katkısı vardır. Allah ondan razı olsun. Bu açıklamayla kendisinin yanında bugün de, yarın da ve her zaman kendisinin yanında olduğumuzu ifade ederken aynı zamanda gücüne güç, moraline de moral katmak istedik. Sağ olsun, var olsun, ömrü uzun ve bereketli, hizmetleri daim olsun. Allah ondan razı olsun. Allah ona ve ona sahip çıkan sizlere yardımcı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla, hürmetlerimle tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Çok kıymetli Tonya Belediye Başkanım, Şalpazarı'ndan, Beşikyüzü'nden, Vafkevir'den, Akçaabat'tan ve bölgeden gelmiş kıymetli ilçe başkanlarımız, mahalle muhtarlarımız, kadın kollarımız ve Tonya'mızın kıymetli insanları. Öncelikle konuşmama başlamadan önce hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Çok kıymetli basın mensuplarını da unutmadan sözümüze ekleyelim. Tabii onlar bizim baş tacımız. Kıymetli Tonyalılar, bugün Tonya'da Salih Çora ile birlikteyiz. Salih Çora'yı
Konyalı olarak anlatmak kolay. Ama bir de Şalpaz adından dinleyin. Sarıkçora bizim için Osman Başkan'ın anlattığı yollar, hizmetler değil. Sarıkçora bizim için gönül adamı. Bir kardeş, bir evlat, bir baba olarak görüyoruz biz kendisini. Sarıkçora gecenin 12'sinde ya da yeni güne başlarken 3'ünde 5'inde aradığında karşı taraftaki telefonun ucundaki gönül adamı. Çocukla çocuk, büyükle büyük, gençlerle genç. Sis Dağı'nda, Kuzuluk'ta sabah kahvaltısını yapan, gecenin birisinde ikisinde bakanlıklarda bizimle dolaşan bir kıymetli vekilimiz. Duyduk ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, yani Gazi Meclis'ten kendisine sataşmalarda bulunulmuş. Vekilimiz bunlara aldırış etmez. Çünkü vekilimiz Türk milliyetçiliğiyle, vatan bayrak sevdalılığıyla yetişmiş, büyümüş bir insan. Ama asıl olan 600 tane milletvekilinden Sarıkçora'yı işaret etmenin anlamı nedir? Buna bakmak lazım. Ona baktığımızda soylu bakanımızın terörle mücadelesinde onun yanında gördüğümüz vekilin anlamı olduğunu görüyoruz. Ona baktığımızda Türk düşmanlarının karşısında çelik bilek gibi duran soylu bakanımızın iradesini görüyoruz. Yeni bir partinin genel başkanı ofisinde bıçaklanıyor. Ve Bingöl milletvekili, adını bile söylemek istemiyorum, PKK uzantısı, Türk milletinin düşmanlarının bir tane meclisteki böcek gibi gördüğüm o şahıs vekilimize diyor ki, darısı senin başına. Vay anasını be! Biz Orta Asya'dan, Ötüken Vadisi'nden kılıç sallayarak geldik bu coğrafyaya. Bu coğrafyaya gelirken tüfek sesleriyle, nal atımızın ayaklarındaki nal sesleriyle, kılıç şakırtılarıyla geldik. Demirden korksaydık sizin gibi olurduk. Dağlara kaçardık. Ama biz milletin bağrındayız. Milletin gönlündeyiz. Biz Sarıkçora'yız. Sarıkçora'yı bu milletin duaları korur. Ancak sizi koruyacak dağdaki teröristleriniz de kalmadı. Soylu Bakanımız sayılarınızı söylüyor. Üçer beşer bir elin parmaklarıyla ifade edilen sayılara indiniz. Bilge liderim, genel başkanım Devlet Bahçeli söylüyor sizin sonunuzu. Sarıkçora vekilimize bu milletin gönlü, vicdanı, kalbindeki en güzel yer korur, duaları korur. Ama sizi kim koruyacak? Kaçacak delik arıyorsunuz kandillerde. Bu vesileyle Sarıkçora bizim, Sarıkçora Tonya'nın, Sarıkçora Trabzon'un, Sarıkçora Türk milletinin kıymeti evladı. Onu seviyoruz. Rabbim yolunu, bahtını açık eylesin diyorum. Hepinize sevgiler.